Herkese yeniden merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kornişon salatalıkla hazırlayabileceğimiz asla erimeyen harika bir tarifim var. Bunun için 1 kilogram salatalık kullanacağım. Hemen şöyle bol suda güzelce yıkadıktan sonra mutlaka tane tane tek tek yıkayalım. Çünkü tırtıklı bir yapıya sahip olduğu için içerisinde kum tanecikleri kalabiliyor. Şöyle uçlarından küçücük olacak şekilde keserek başka bir kabın içerisine aktarıyorum. oldukça küçük parçalar koparıyorum. Bu şekilde hem sirkeyi içerisine daha güzel almış oluyor. Hem de görüntüsü açısından benim daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. İsterseniz yapmayı da ama ben size yapmanızı tavsiye ederim. Birer litrelik cam kavanoza ihtiyacımız var. Mutlaka cam kavanoz kullanmamız gerekiyor. Çünkü turşumuzu sıcak suyla hazırlayacağız. Şöyle kavanozun tabanına dik dik olacak şekilde salatalıkları yerleştirmeye başlıyorum. Bir baş temizlemiş ve doğramış olduğum sarımsaklar var. Ara ara sarımsaklardan da ekliyorum. Bu şekilde yerleştirirsek hem görüntüsü daha güzel oluyor hem de daha fazla salatalık eklemiş oluyoruz. kavanozları sıkı sıkı doldurdum. 1 kilogram kornişon salatalıktan 2 tane 1 litrelik cam kavanozu elde edebilirsiniz. Vereceğim ölçü birer litrelik cam kavanoz için geçerli. Şimdi birer tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Bir dolu yemek kaşığı salamura iri tuzu ilavesini yapıyorum. Birkaç tane limon tuzuna ihtiyacımız var. Kullandığım tüm malzemeyi videonun altında açıklamalar kısmında da ekleyeceğim. Birer çay bardağı sirke kullanacağım. Üzüm sirkesi ya da elma sirkesi hiç fark etmez. Ben bugün elma sirkesi kullanmayı tercih ediyorum. Elma sirkesi biraz daha berrak olmasını sağlıyor. Kaynatmış olduğum sıcak suyu hemen kavanozun içerisine dolduruyorum sıcak sıcak. İlk kez sıcak suyla turşu kuracaksanız hiç tereddüdünüz olmasın. Mutlaka deneyin. Bir kez deneyen her yıl aynı bu şekilde hazırlıyor. Kullanılmamış temiz bir kapak yardımıyla kapatalım. Şöyle sıkıca kapatalım. Ters çevireceğim. Hemen tüketmek istiyorsanız bir hafta sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. Hava almadığı sürece 2 yıl asla bozulma söz konusu olmayacaktır. Eğer tariflerimi deniyorsanız mutlaka bana yorum yazarak destek vermenizi isterim. Her birinizin yorumu inanın beni çok mutlu ediyor. Daha çok kitleye hitap edebilmem için de videolarımı sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bu arada ben ikinci kavanozumu da dolduruyorum. Ve turşum hazır. Kanalıma abone olmayı, soru, görüş ve önerilerinizi bırakmayı lütfen unutmayın. Pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet, şifa olsun.